Evet arkadaşlar, Meral Akşener adlı zatın sirklerini, tiyatrolarını adım adım inceleyelim. Evet, sol tabloda Meral Akşener adlı zat Silivri bölgesine ziyarete gidiyor ve ziyarette vatandaşların arasından bir genç geliyor ve hemen Meral Akşener'den denen o zatın yanına gelip başlıyor ağlamaya. Öldük, bittik, yandık, o olduk, bu olduk, şu olduk. Tiyatro her zamanki gibi aynı. Figüranlar değişiyor ama jön her zaman aynı, bakıyorsunuz. Şimdi buradaki bir tablo Silivri'de karşılaştığını ima edilen genç ve Meral Akşener. Tabii bundan önceki bu medya sadece bunları şu ilk aşamayı incelemiyor. Medya her şeyi inceliyor. Şimdi sağ tarafta baktığımızda bu görüşmeden önceki süreçteki Meral Akşener'le bu yandım bittim açlıktan öldüm diye böğüren gencin birlikteliklerini beraber inceleyeceğiz. Sol tablo, sağ tablo. İyi inceleyin lütfen. Biz neden bir şey sunmuyor? Biz nasıl daha iyi bir eğitim alırız? Neden bizi düşünmüyorlar? Biz bu devletin genci değil miyiz? Suriyeli mi olmam lazım? Afgan mı olmam lazım? Eğitim desteği almam için. Bir kalem 30 lira olur mu ya? Marketlerde kalemler taksitler... Evet, sol tablo gördüğümüz gibi Meral Akşener'in tiyatrosu. Sağ tarafta da o öldük bittik açlıktan geberiyoruz diye böğüren genç arkadaşın neşeli hayatından gayet memnun tablosunu görebiliyorsunuz. Devam edelim lütfen. Yapmışlar böyle bir şey olur mu? İyi bakın Ben bu şuraya. ülkenin genci değil miyim? Neden beni düşünmüyorlar? İyi bakın. Devlet değil oğlum, hükümet düşünmüyor. Çok az kaldı, hallolacak ama Tabii işte tabii. neden ne 2023'te yoksunuz. 2023'te İyi Parti, CHP ve uzuvları hiçbir şey ortakta kalmayacak. Yine kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan olacak. Ve tiyatronun sonunda inceliyoruz. Babam tekstilde çalışıyor. Annen çalışıyor mu? Annem çalışmıyor. İyi bakın şu tabloya bakın. Ya çünkü çalışamıyor. Sen sen. Ha, ben üniversiteye hazırlanacağım. Tekstilde İyi bakın, iyi bakın. Şu tabloya bakın, iyi bakın. Başlıyor. Nasıl Pişkin yapacağım? herifler sizi. Telefonun var mı? Yalan söylerken yüzleri hiç kızartmıyor bunları. Hiç.